الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. ملتimizin huzur ve güven içinde yaşamasını elinden nasip eyledim. Diyal el felah. حيّا للفلاح إلا الله. Güçlendirdik. Daha sonraki evrede de biz hep ifade etmiş olduğum gibi kalan kısımlar üzerinden buralara gelen insanlar namaz kılsınlar. O 400-450 yıllık geçmişin diye. Sonunda projeyi onaylatmış olsaydık 2018 planımızda vardı yol yapmak. Evet. Bugün Harput'ta tarihi bir güne şahitlik yapıyoruz. Harput bizim kadim bir şehrimiz, kadim bir kentimiz. 4000 yıllık medeniyetler birikiminin olduğu bir kent. Dolayısıyla Harput'ta yapılan her restorasyon çalışması Harput'u geçmişinden geleceğe taşıyacak olan en önemli çalışmadır. Biz 5 yıllık süre içinde Harput'un hem restorasyon çalışmalarını hem restitüsyon çalışmalarını ve röleve çalışmaları üzerinde birçok ciddi çalışmalara imza attık. Ve inşallah önümüzdeki süreçte de Harput devamlı gelişen, büyüyen ve o tarihi misyonuna kavuşan bir yer olarak hizmete devam edecek. Tabii Harput'ta bu 5 yıllık süre içinde yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi UNESCO'nun Dünya Geçici Miras Listesine girmesidir. Harput'ta 1 yıllık bir çalışma içinde Harput'un UNESCO'nun Dünya Geçici Miras Listesine girmesini temin ettik. Şimdi hedef 2023 yılında Harput'un UNESCO'nun Dünya Kalıcı Miras Listesine girmesi olacak inşallah. Şu anda Dabakhane Mescidi'nin önündeyiz. Burası yaklaşık 400-450 yıllık bir mescit. Ancak Cumhuriyet'ten bu tarafa 1900'lü yıllardan sonra burası yıkılmış, kendi haline terk edilmiş ve ibadete kapalı olan bir yer olarak hayatını sürdürüyordu. Tamamen yok olmaya mahkum duruma gelmişti. Sadece hilal şeklinde bir duvarı kalmıştı. Biz Elazığ Belediyesi olarak hem buranın projesini hazırladık, ilgili kurumlara onaylattırdık ve restorasyon çalışmasını da yaptık, bitirdik. 119 yıl sonra inşallah biraz sonra bu mescitte yeniden namaz kılmaya başlayacağız. Namaz berekettir. Namaz bizim medeniyetimizin, bizim inancımızın o mekana vurmuş olduğu mühürdür. 119 yıl sonra Harput'ta Dabakhane Mescidi'nde yeniden namaz kılmak ve
ve burayı yeniden ibadete açmanın gururunu ve onurunu birlikte yaşıyoruz. Harputumuza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 31 Mart 2019'dan sonra da AK Parti Belediyeciliği, AK Belediyecilik Elazığ'da devam edecek. Harput'ta bizim planlarını yaptığımız, projelerini yaptığımız, etütlerini yaptığımız ve çalışmalarını yürüttüğümüz hizmetler aynı hızla devam edecek. Yolu yapmaya devam eder. Bu yolda bittiğinde bu mescit esas o zaman daha büyük bir anlam kazanır.